Beni trollemek için. Oo. Karşıdan gelen trafiğe bak abi. Maşallah maşallah maşallah. Bu ne oğlum? Konvoy falan mı var arkadaşlar bugün? Bugün salı. Konvoyun olmaması gerekiyor. Hani hafta sonu falan olsa anlayacağım. Salı günü neyin konvoyu abi? Halk günü de çarşamba benim bildiğim. Halk günü olsa herkes toplu bir şekilde böyle konvoy falan yapar. Ya bizde şey var abi. Şeyden bahsetmek istiyorum. Mesela bu Kalesi veya Duisburg veya herhangi bir şehirde otele park ederler. Bizim insanımızdan bahsediyorum, Türk insanından. Şey, konvoy var mı? Yani bu soruyu her şehirde görebilirsiniz arkadaşlar. Eğer şehirde Türk varsa her şehirde konvoy var mı yazarlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Namı Pars. Bugün sizlerle beraber Duisburg'dan Kalesi'ye doğru bir yolculuk yapacağız. Bayağıdır MAN kullanmıyordum arkadaşlar. Bu sefer de MAN kullanayım dedim. Size araçta yaptığım bazı kodlamalardan bahsetmek istiyorum. Ön demire yeni kasa Scania'nın DLC demirini ekledim arkadaşlar. Kodlarla ledekledim. Alt demire de DAF DLC'sinin uzatma tamponunu ekledim. Biliyorsunuz MAN'ın motoru V8 olduğu için Scania DLC'sinin V8 logolarını ekledim arkadaşlar. Üst güneşliğe de güneşliğe de eski kasa DAF'ın güneşliğini ekledim. Üst demire de kodlarla ledekledim arkadaşlar. Aracımız bu şekilde. Araçta hiçbir şekilde ban sebebi yoktur. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bunun sebebini açıklama kısmında vereceğim. Yalnız 5 tane DLC falan gerekiyor galiba arkadaşlar. 5 tane DLC'yi sağladıktan sonra bu aracı böyle güzel bir şekilde oynayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Lafı fazla uzatmadan hemen yolculuğa geçelim. Şöyle çalıştır abi aracı. Hemen yiyeceklerinizi, içeceklerinizi kapın. Benim yanımda çayım var. Oh. Şu an Duisburg'un arka çıkışındayız arkadaşlar. Duisburg inanılmaz kalabalık. Yani felaket bir kalabalığı vardı. O yüzden Duisburg'un çıkışında başlatmak istedim. Artık buraları da güzel geliyor bana. Yani Duisburg'a girmektense Duisburg'un arka çıkışı daha güzel gelmeye başladı arkadaşlar. Veya Düsseldorf'tan falan başlıyorum. Eğer bilgisayarınız falan kasıyorsa siz de Düsseldorf'tan başlayın. Yani Duisburg cidden bayağı kastırıyor bilgisayarları. Hatta bendeki sorunu zaten biliyorsunuz 2-3 gün önceki videoda bahsetmiştim. OBS'mde bir sıkıntı var diye fazla kalabalık alanlarda olsun veya ne bileyim. Ya bir şey oluyor, sıkıntı çıkıyor. O yüzden anlatmıştım 2-3 gün önceki videomda. Gidip bakabilirsiniz arkadaşlar. Şu an server full. Yani ben girerken 4000 kişi vardı arkadaşlar. Şu an 4200 falan olmuştur galiba. 10 dakika önce falan girdim ben server'a. Şöyle bir bakındım yollara. Ne var ne yok diye. O adam sarı, ben sarı. Gidiyoruz bakalım. Bunu kiminiz turuncu görebilir fakat bu sarı arkadaşlar. Yaptığım renk sarı. Bu şey gibi hani bir zamanlar moda olmuş diye bir elbise vardı. Bunun rengi hangi renkti? Herkes farklı bir renk görüyordu. Bu ben sarı diyorum buna. Kimi arkadaşımız turuncu diyor. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bu arabanın rengi ne? Şimdi sarı diyenler yazsın, turuncu diyenler yazsın. Yani bence sarı. Kimisi turuncu diyecek ama eminim. Hatta böyle nasıl fosforlu yeşil diyen bile olacak yani ben buna eminim çok net. Fosforlu yeşil diyen bile olacak abi. Rezalın. Veya ben şimdi bir fosforlu yeşil dedim diye herkes fosforlu yeşil falan yazar abi. Beni trollemek için. Oo. Karşıdan gelen trafiğe bak abi. Maşallah maşallah maşallah. Bu ne oğlum? Konvoy falan mı var arkadaşlar bugün? Bugün salı. Konvoyun olmaması gerekiyor. Hani hafta sonu falan olsa anlayacağım. Salı günü neyin konvoyu abi? Halk günü de çarşamba benim bildiğim. Halk günü olsa herkes toplu bir şekilde böyle konvoy falan yapar. Ya bizde şey var abi. Şeyden bahsetmek istiyorum. Mesela bu Kalesi veya Duisburg veya herhangi bir şehirde otele park ederler. Bizim insanımızdan bahsediyorum, Türk insanından. Şey, konvoy var mı? Yani bu soruyu her şehirde görebilirsiniz arkadaşlar. Eğer şehirde Türk varsa her şehirde konvoy var mı yazarlar. Hani konvoy var mıdan kastıkları da şey. Mesela böyle yanına bir kişi bulur. Gel şuraya yük taşıyalım der. Buna konvoy derler abi. Ama ya benim bildiğim konvoy böyle bayağı bir insanın beraber bir arada sürmesidir. Yani kalabalık bir insanların. Ama Allah. Bir dakika abi dur. Winter mod da yok abi. Benim araç niye kaydı? Çok garip. Yeni fizikten dolayı galiba bu ya. Hala alışamadık arkadaşlar şu fiziklere. Her neyse ne diyordum abi. Yani sürekli abi bir konvoy çabasında bizim insanımız.
Aslında güzel bir şey abi. Oyunun amacı konvoy yapmak, işte yük taşımak vesaire vesaire. Biz biraz oyunun amacı dışında oynuyoruz. Yani birazcık işte 150 ile sürüyoruz, ne bileyim. Biraz tehlikeli sürüyoruz, makas falan atıyoruz. Aslında bizim sürdüğümüz mantık dışı bir şey bu oyuna göre. Aslında en doğrusunu onlar yapıyor. Fakat hani sürekli de abi konvoy var mı, konvoy var mı, konvoy var mı diye yazılmaz ya. Gözünüzü seveyim. Benimle aynı görüşte olan var mı abi? Varsa lütfen bana belirtirse sevinirim. Çünkü bir tek benim gibi düşün. Allah dur abi. O nasıl bir dorse kalktın öyle? Ha Skoda abi gördün mü? Aradaki siyah Skoda'yı gördünüz mü abi? Yine Skoda çıktı abi işin içinde. Karıştırdı ortalığı. O burada ne oldu? Bak 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 hareketlere bak. Kron dorseli DLC'li adama bak. Yavrum benim be. Kardeşim sen neler yapıyorsun öyle? Aman diyeyim aman yavaş. Ha bu Ghost modda galiba, geçeyim içinden. Ama hadi kardeşim, hadi kardeşim. Seni beklersek yandık. Oho. Dörtlü yakıyorsun ama olmaz böyle, yapıştır. Önde kaza falan mı var? Yo. Ha orada ani durdu ya, sanırım o yüzden dörtlüleri yaktı. Bak bu güzel bir davranış. Ben de seviyorum böyle ani duruşlarda falan dörtlü yakan insanlar. Benim hoşuma gidiyor diyecektim ki, karşıdan gelen mi var abi? Haritaya baktım şöyle ama karşıdan gelen var gibi duruyordu. Ha onlar birazcık kendi aralarında tartışmaya girmiş galiba. Sıkıntı yok abi. Sıkıntı olmadan geçtik buradan da. Aman diyeyim aman. Bugün oyun bayağı kalabalık ya. Bugün zaten 4000-4200 kişi falan vardı serverda. Ama bu kadar kalabalık olacağını düşünmüyordum bu yolun. Baksanıza abi herkes toplu geziyor. Aman abi bize çarpan falan olmasın da gözünü seveyim. Ben şey kafasındayım ya. Bize çarpan olmasın abi. Herkes kendi yolunda gitsin. Ben kazasız belasız şu yolu bitireyim. Ondan sonra da aracımı falan köşeye çekeyim. Oyundan çıkayım derdindeyim. Çünkü abi insanlar... Benim sinyalim niye açık ya? İnsanların bazıları çarpmaya giriyor abi. Böyle çarpınca zevk alıyor yani, anladınız mı? Mesela trollemeye giriyor. Trolleyince zevk falan alıyor. Çok enteresan şeyler var abi oyunda. İnsanlar var. Aman diyeyim siz o insanlardan olmayın abi. Hani tamam bizim de çok düzgün sürdüğümüz beklenmez. Oyunun dışında bir oyun sergiliyoruz oyunda ama. Yalnız cümleye bak benim. Allah dur. Bu benim dün verdiğim sev mi ya? Dün demişim, 2 gün önceki. Galiba o sev. Verdiğim sevler havada uçuyor abi. Çok garip. Valla ben onları size düzgün sürün diye veriyorum arkadaşlar. Lütfen iyi niyetimi suistimal etmeyin. Belki o adamı biri uçurdu ama ben genel anlamda konuştum yani, yanlış anlaşılmasın. Yani ne diyordum işte. Kimisi abi oyuna şey için giriyor. Hadi gel biraz insanlara çarpalım, yol kapatalım. Ne bileyim. Böyle biraz trolleyelim mantığıyla giriyor. Yapmayın abi. Vallahi yapmayın ya. İnsanların cidden zevki falan oyundan soğuyor. Ben mesela bazen o kadar çok sinirleniyorum ki arkadaşlar oyun oynarken. Gece bizim ekiple falan sürdüğümüz zaman. Diferansiyel mi? Ben hız sabitlemiştim. Heh. Şimdi soran arkadaşlar olacaktır. Ben de hız sabitleme tuşu C arkadaşlar. C'ye bastığınız zaman sabitliyor. Bir daha bastığınız zaman sabiti kaldırıyor. Aman bu sola dönecek de kardeşim, bayağı hızlı giderken böyle sola dönülmez yani. Bak öyle çarparsın işte. Böyle benzinliğe giriş yok kardeşim. Yani dünyanın hiçbir yerinde böyle benzinliğe giriş göremezsin. Yani çok iyi sürersen tek teker bile girersin. Ben bir tehlikeli hareketler videomda benzinliğe tek teker girmiştim. Muhakkak hatırlayanlarınız vardır. Ha, öyle çok professional veteran driver'san girersin de onun dışında biraz zor arkadaşlar. O birazcık simülasyon oyunu moruk cumantığıyla oynuyor belli yani. Öyle bir giriş yok yani abi, birine mi özendi, ne yaptı artık? Aman üstüme aman diyeyim, aman diyeyim abi, şuradan geçeyim ben. Öf. Sıfır geçtim ha. Vallahi sıfır geçtim. Bugün oyun güzel ya, pek. Çarptın biri bize ya videonun başından beri. Ben görmedim ama. Bugün oyun kalabalık ama sakin. Çok ilginç. Oğlum ne kadar güzel tır yapmış lan adam. Oha gördünüz mü? Vallahi efsane tırdı abi. Krom arkadaki Schwarzmiller'in Dorsesiydi. Krom kaplamalı olan. Krom mu deniyor artık? Ne deniyor? Tanker krom mu? Krom tanker mi? Öyle bir şey. Ön tarafa da basık Iveco mu ne yapmış abi? Çok güzeldi ya. Cidden beğendim yani adamın tırını. Normalde fazla basık kupa sevmem.
Dayıoğlu be. Yavaş gitmeyeydin iyiydi be dayıoğlu. Vallahi yavaş gitmeyeydin iyiydi dayıoğlu. Fren 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 fren. Şurada biri kodlu tır yapmış bak. Üstü Mercedes, altı yeni kası Scania, hibrit tır yapmış. Çok soran arkadaş var. Hibrit tır ban sebebi değil arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Yani hiçbir şekilde sıkıntı olmaz, merak etmeyin. O kavşak biraz kalabalık da kardeşim, bak ben buradan hızımı almışım. Adam hiç umurunda değil ha. Sağdan gelen var mı? Soldan gelen var mı? Koy gitsin diyor yani. Bas. Adamın umurunda değil yani arkadaşlar. Bu adam sağa dönüyor. Ben sola döneyim buradan. O sola dönecek zannetti büyük ihtimal. Ama sağa döndü adam. Ben de fırsattan istifade. Şuradan basayım gideyim abi. Şöyle. Vay kardeşim, cam mı taşıyor bu? Ne taşıyor bu? Yo. Beton blok taşıyor adam. Şöyle. Brüksel. Bunun ismi değişmiş ya. Brüksel. Türkçe oynayanlar da Brüksel olmuş. İngilizce oynayanlar da Brüksel falan galiba arkadaşlar. Tam bilmiyorum ama bilen varsa bilgilendirsin bizi yorumlarda. Türkçe oynayanlar da ismi Brüksel olmuş, Brüksel'in. İngilizce oynayanlar da Brüksel olmuş. Öyle değişik güncelleme de gelmiş oyuna. Tabelalarda bir değişiklik var mı? Yok. Onlar standart abi. Brüksel yazıyor. Hadi onu da yapın. Türkçe oynayanlar da tabelalar değişsin abi yapabiliyorsanız. O biraz zor. Şuradan o adam güzel Volvo yapmış bak, helal olsun. Rengi güzel yani, tam Volvo'sunu görmedim ama Volvo ise güzeldir aga. Volvo'da kötü mal olmaz. Cidden çok güzel ya Volvo araçlar, benim çok hoşuma gidiyor. Ben şöyle Brüksel'e girmeden. Bu adama ne olmuş la burada? Kardeşim ne oldu la sana? He? Dayıoğlu çekmiyor mu araç? Yazık 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 yazık. Bak bu Volvo kötü mesela. Bu yeni almış belli. Bu ne la basık? Oo, Winter mod abi. Neyse. Abim korna çalmayın. Korna çalmayın. Ben de çalıyorum abi. Çalma korna. Çalma oğlum. Çalma. Alo. Abi adam anlamıyor, anlamıyor. Evet arkadaşlar, bir yolculuğumuzda sonuna geldik. Hay kornam batsın ya. Allah Allah. Evet arkadaşlar, bir yolculuğumuzda sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hello.